Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım ilginç ve özel haberlerle tekrar karşınızdayım. Önce özetler sonra derinlemesine konular. Amerika'da petrolü koyacak yer kalmadı. Bunu herkes biliyor. Şimdi sıra sütte ve yiyecek içeceklerde. Amerikalı çiftçiler süt fiyatı düşmesin, et fiyatı, sebze, meyve fiyatı düşmesin diye hepsini dökmeye başladılar, toprağa gömmeye başladılar. Amerikalı'nın tek düşündüğü şu herhalde, kime ne olursa olsun bana ne, yeter ki ürettiklerimin fiyatı düşmesin. Vicdan Suriye'de İdlib'de yaşanan sıcak anlar, Türk-Rus devriyesine müdahale eden HTŞ'ye sonunda gereken müdahale geldi. Türkiye hafiften HTŞ'nin anladığı dilden konuşmaya başladı. Ve Yemen'de beklenen oldu. Sizlere geçtiğimiz günlerde haberini yapmıştım. Yemen'de Baye destekli Güney ayrılıkçı cephe sonunda özellik ilan etti. BAE'den Su'da ikinci gazık mı yoksa danışıklı dövüşme mi? Hani Türkler geliyor elimizi çabuk tutalım babında. Libya, Vatya hava üstü. Birkaç haftadır duyduğumuz Vatya hava üstünde kaçışlar devam ediyor. Esasen Vatya hava üstü bugüne kadar alınırdı ama ince bir ayrıntı var. Birazdan değineceğim. Vatya is loading. Yunan, Yunan yeni yeni iddialar yumurtlamaya devam ediyor. Türkiye ile Arnavutluk anlaştı. 30 bin mülteci, Suriyeli mülteci Arnavutluk Yunanistan sınırına getirilecek. Bu nasıl bir paranoya? Ah Yunan, vah Yunan, vah Sirtaki kafalar. Çin'in Uygur Türk'ü kardeşlerimize zulmü, eziyeti bitmiyor. Hatta Ramazan'da daha da arttı. Mübarek Ramazan ayında Uygur Türk'ü kardeşlerimize Çinliler zorla içki içiriyor. İçmezseniz hapse atarız diyorlar. Ne kadar zorluklarla karşılaşsak da Uygur Türk'ü kardeşlerimize sahip çıkan tek ülke Türkiye. Suudi Arabistan'dan mahsur kalan Uygur Türk'ü kardeşlerimize Türkiye özel uçak gönderdi. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Amerika'da petrolü koyacak yer kalmadı. Petroller boşakıyor, Petrol fiyatı sıfırın altına düştü. Amerika'da şimdi petrolden sonra süt fiyatları sıfıra doğru gidiyor. Sebze meyve fiyatları, et fiyatları, gıda fiyatları sıfıra doğru gidiyor. Fakat üretici bu ürettiklerini halka sunmak yerine toprağa gömüyor, toprağa boşaltıyor. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Sütleri işleme tesislerin kapatılması, fabrikaların kapatılması, restoranların, okulların kapatılması Amerika'da işi gittikçe zora sokar bir pozisyona getirdi. Çünkü Amerikalı çiftçiler veya Amerikalı üreticiler ürettiklerinin değeri düşmesin diye, ürettikleri aynı petrol gibi olmasın diye halka sunmak yerine ne yapıyor? Gidiyor sütü tarlalara boşaltıyor gidiyor yetiştirip büyüttüğü soğanları geri gömüyor tonlarca soğanı geri gömüyor sebzeyi meyveyi soğanı lahanayı fasulyeyi geri toprağa gömüyor yumurtaları gidiyor toprağa gömüyor Amerika bir yandan bunu yaparken, Amerikalı çiftçiler esasen bunu yaparken, diğer taraftan Amerikalı vatandaşlar gittikleri marketlerde boş raflarla karşılaşınca adeta çılgına dönüyor. Fotoğrafları paylaşaraktan Amerikan hükümetine, yerel eyalet yetkililerine şunu söylüyor Amerikalı vatandaşlar. Onca yiyeceği, içeceği boşa dökerken raflar niçin boş? Raflar niçin dolmuyor? Bizler açlıktan ölek mi? Esasen Amerika'da herkes yağlı ballı börek içinde yaşamıyor. Hani böyle filmlerde anlatıldığı gibi, filmlerde gösterildiği gibi bir hayatları yok. Yine arkada fotoğrafı paylaşıyorum. 30 dolarlık bir gıda yardımı için kilometrelerce kuyruk oluştu. Araba kuyrukları. Amerikalılar 30 dolarlık gıda yardım paketlerini almak için saatlerce, belki de günlerce kuyrukta bekledi. Amerika'da insan anlayışlı, insan odaklı bir yaşam, bir hayat yok. Amerika'da tamamen duygusal, kapital bir yaşam var, kapital bir hayat var. Amerika sadece cebini düşünüyor. Zaten Amerikalılar bu gidişle birbirini yiyecek. Hani o filmlerde var ya zombiler, mombiler, insanlar birbirini yiyor. Amerika oraya doğru hızla gidiyor. Suriye İdlib'de Türk-Rus devriyesine HTŞ'lerin müdahalesi sürüyordu. Sonunda olan oldu. Türkiye hafiften de olsa HTŞ'ye müdahalede bulundu. Esasen HTŞ'nin içindeki bazı gruplar nereden besleniyor? Bah'dan besleniyor, Suud'dan besleniyor. Onlar nereden besleniyor? Onlar da İsrail'den, Amerika'dan besleniyor. Türk-Rus devriyesine müdahale eden HTŞ'liler sözde gösterici bunlar. Sözde sivil halk. Oysa hiç de öyle değil. Türk ordusu onlara gerekli müdahalede bulundu. Bu müdahale tozunu da arttıracağı benziyor. Çünkü HTŞ akıllanmayacağı benziyor. Çünkü HTŞ Biden Suud'dan bayağı bir besleniyor. Gereken neyse onu yapacağız. Ve Yemen'de beklenen oldu. Yemen'de Baye destekli Güney Ayrılıkçı Cephesi Yemen'in güneyinde bağımsızlık ilan etti, özellik ilan etti. Sizlere önceki videolarda anlatmıştım. Bunu ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a ikinci kazık olarak yorumlayabiliriz ya da işi şu şekilde yorumlayabiliriz. Kendi aralarında danışıklı dövüş, Bae ve Suud anlaştı. Tamam sen Yemen'in güneyinde özellik ilan ettir. Ben de Yemen'in kuzey tarafında diğer tarafta bana düşen bölgeyi alayım. Zaten Husiler de aldığı bölgeyi aldı. İran destekli Şii Husiler de aldığı yeri aldı. Yemen'i bu şekilde üçe bölelim demiş olabilir Suud Bae. Belki de El-Altından Husilerle de anlaşmış olabilirler. Çünkü Türkiye'nin Aden bölgesinde Yemen'in geçici başkenti Aden'de olan etkisi gün geçtikçe artıyordu. Yemen halkının, Aden halkının Türkiye'ye olan, Türkler e olan sevgisinin artması ve Türkiye'nin bu tarafa yönelik, Yemen'e yönelik yardımlarının artması, Bahen'in ve Suud'un bu işi hani gel hemen bir an önce bunu yapalım yoksa Türkler geliyor. Sen alacağın yer al Baye, sen alacağın yer al Suud, sen alacağın yer al Husiler. Türkiye Yemen'e girmesin, bölgeye girmesin düşüncesi olabilir. Buna karşı bir adım atmış olabilirler. Şimdilik Yemen hükümeti bu adımı kabul etmedi ve katiyen reddettiğini duyurdu. Bakalım ilerleyen günlerde durum nereye varacak. Libya Vatya hava üstünden kaçışlar devam ediyor. Bir haftadır belki de 10 gündür süren Vatya kuşatması devam ediyor. UMH Vatya'yı Hafter'in kontrolünde olan Vatya hava üstünü kuşattı. Fakat bir türlü orayı alamadı ya da almak istemedi ya da almak için zamana yayıyor. Niçin böyle diyorum? Çok ince bir ayrıntı. Bildiğiniz üzere Libya bir aşiretler ülkesi. Libya'da aşiretler bolca bulunmakta. Bu bağlamda Vatya Hava Üstü'nde konuştu olan Hafter'in desteklediği milisler, Hafter güçleri Umehe'nin içinde de bulunduğu güçlerle akraba. Zintan aşireti, Zintan kabilesi bir kısmı Umehe'nin içinde bir kısmı ise Hafter'in tarafında. Bu bağlamda Hafter'in tarafında olan Zintan kabilesinin bazı üyeleri Vattiye hava üssünde köşeye sıkışmış pozisyonda. Vat'dya hava üssü operasyonu yürüten komutan ise Zintan kabilesinin Zintan aşiretinden bir komutan bir üye. Bu bağlamda oradaki aşiret üyesi akrabalarını öldürmek istemiyor. Yoksa Vatya şimdiye çoktan düşmüştü. Çünkü Hafter'in tüm yardım ikmal yolları kapatıldı. Bu Vatya hava üstündeki konuşlu minislerle UMH güçleri arasında görüşmeler sürüyor. Bu bağlamda 70 araçlık Hafter gücü Vatya Hava çıkaraktan Hafter bölgesine doğru intikal etti. Geri kalanın ise zamandan çıkması bekleniyor. Yani Vatya is loading. Vatya düştü düşecek. Orası kansız bir şekilde alınmaya çalışılıyor. Çünkü aşiretler, çünkü akrabalar birbirini öldürmek istemiyor. Canım kansız olsun bizim olsun. Bekleriz ama çok da beklemeyiz. Yunan yeni yeni iddialar yumurtlamaya devam ediyor. Neymiş efendim? Türkiye Arnavutluk ile anlaştı. Türkiye üzerinden 30 bin mülteci, 30 bin Suriyeli Arnavutluğa gemilerle taşınacak. Arnavutluk Yunanistan arasındaki sınır bölgesine bu mülteciler yerleştirilecek. Hoppa Yunan'daki kafaya bak. Yunan'da paranoya 1 milyon. Sırtaki kafalar kafalar 1 milyon. Yunan bu iddiasını Rus basınına, Rus gazetesine dayandırıyor. Neymiş efendim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edir Rama anlaştı. 30 bin mülteci Arnavutluğa gemilerle taşınacak. Fakat bu gemilerle taşıma işini kim yapacak? Esas işin komik tarafı, vahim tarafı Yunan'ın sirtaki kafaların düştüğü vehamet burada ortaya çıkıyor. Yunan şöyle iddia ediyor. Arnavutluk ve Yunanistan arasında bulunan Kuzey Epir bölgesinde Arnavut mafyası baya faaliyetteymiş. Bu Arnavut mafyası burada Kuzey Epir bölgesinde 100 bin dönümlük kenevir alanı ekiyormuş. Oraya 100 bin dönüm kenevir ekiyormuş. Ve bu Arnavut mafyası Türkiye'den Arnavutluğa taşıyacak gemilerle taşıyacak olan 30 bin mülteciyi bu kenevir ekiminde kullanacak. 100 bin dönümlük kenevir ekiminde Suriyeli mülteciler çalışacak. Yunan gayişi kopardı koparacak. Yunan'da kafalar gitti. Yunan daha da bundan fazla herhalde bir şey yumurtlamaz diye düşünüyorum ama Yunan bu yumurtlar. Çin'in Uygur Türk'ü kardeşlerimize eziyeti, zulmü bitmiyor. Hatta mübarek Ramazan ayında daha da dozajını arttırmış durumda. Çinliler zorla Müslüman Uygur Türk'ü kardeşlerimize içki içirmeye çalışıyorlar. Bu içkiyi içmezseniz sizi hapse atarız diyorlar. Uygur Türk'ü kardeşlerimiz mecburiyetten, bu zulümden, bu eziyetten kurtulmak için maalesef bazıları içki içiyor. Allah inşallah onlara günah yazmaz. Hatta Çin bu zulmü o kadar bir seviyesini arttırdı ki ne yapıyor sevgili dostlar? Önceden camilerin önünde kurulan iftar çadırları, iftar sofraları yerine Camilerin önlerine içki masaları kurduruyor Çin. Fotoğrafı görüyorsunuz. Bunu paylaşan, bu fotoğrafları paylaşan Uygur Türk'ü kardeşlerimiz. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden içki masalarına oturtulan Uygur Türk'ü kardeşlerimiz o içkileri zorla özellikle bu mübarek Ramazan ayında, Ramazan günlerinde içiyorlar, içtirtiriyorlar. Bunu yapan zalim Çin. Bunu yapan dünyanın baş belası Çin. Allah'ım bu mübarek günlerde, bu mübarek Ramazan ayında bu zulmü yapan Çinlilere, bu Çin kavmine hak ettiği cezayı ver. Hak ettiği cezayı ver. Hak ettiği cezayı ver. Amin, amin, amin. Yaşadığımız o kadar zorluklara rağmen, yaşadığımız o kadar sıkıntılara rağmen Uygur Türk'ü kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sahip çıkan tek ülke Türkiye. Hiçbir Müslüman diyarından, Hiçbir Türk diyarından maalesef Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, Uygur Türkü kardeşlerimize yardım gitmiyor, yardım ulaşmıyor. Türkiye el altından Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardımlarını devam ettiriyor. Ayrıca Türkiye dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Uygur Türkü kardeşlerimize ve hatta tüm Türk dünyasındaki kardeşlerimize yardım elini eksik etmiyor ve uzatıyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan'da çalışan ve pasaportları geçtiği için Suudi Arabistan'da mahsur kalan Suudilerin ne haliniz varsa görün dedikleri Uygur Türk'ü kardeşlerimize Türkiye el attı. Türkiye yardım elini uzattı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Fotoğrafları görüyorsunuz. 23-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'den kalkan özel bir uçak Suudi Arabistan'a gidiyor ve oradaki mahsur kalan açlığa ve ölüme terk edilen Uygur Türk'ü kardeşlerimizi alaraktan Türkiye'ye getiriyor. Bakın ha Çin'e götürmüyor. Doğu Türkistan'a götürmüyor. Niçin? Çünkü pasaportlarının günü geçmiş. Oraya gitseler Çin alacak bunları. Hapse atacak, eziyet yapacak, ceza verecek. Büyük Türk Devleti vatandaşları olmasa dahi kandaşlık, soydaşlık babında Türk kardeşlerimizi, Uygur Türkü kardeşlerimizi Suudi Arabistan'da ölüme terk etmiyor. Orada onları bir başına bırakmıyor. Uçağa bindiriyor. Uçakta gelirken paylaştığı çaylar, yiyecekler fotoğrafı görüyorsunuz ve onları getiriyor Türkiye'de yurtlara yerleştiriyor, sahip çıkıyor. Ellerini boş bırakmıyor. Bu fotoğraflar altında yapılan yorumlar gurur verici, insanın gözünü yaşartıyor. Uygur Türkü kardeşlerimiz yaptığı yorumlarda Türkiye adeta bir anne gibi Uygurlara sahip çıkıyor diyor. Evet, Türkiye anadır. Türkiye anavatandır. Türkiye Anadolu'dur. Türkiye tüm Türk dünyasının ana yurdudur. Ata yurdumuz olan Orta Asya, ana yurdumuz Türkiye. Bizler elbet bir gün birleşeceğiz. Bizler elbet Türkiye güçlendikçe Türkiye bilimde, sanayide, teknolojide, ilimde ileri gittikçe, Türkiye ekonomisi güçlendikçe, atalarının at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tüm Türklere sahip çıkacak, tüm masum ve mazlumlara sahip çıkacak, tüm Müslümanlara sahip çıkacak. Allah'ın izniyle kimseyi kendi kaderine terk etmeyecek. Türk Birliği, Türk İslam Birliği inşallah Türkiye'den doğacaktır, Anadolu'dan doğacaktır ve dünyanın dört bir tarafına yayılacaktır. Çalışacağız, üreteceğiz, sabredeceğiz. İnşallah gelecek Türkiye'nindir gelecek biz Türklerindir. Azerbaycan'ın Bilge lideri rahmetli Ebul Feyz Elci Bey'in bir sözüyle videoyu bitirmek istiyorum. Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Ona göre düşünmeli, ona göre yaşamalı. Bizler tedbir almalı takdiri Allah'a bırakmalı. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzeli rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.